Ancak İslami yönetimler içinde yaşanılan şartlara göre kararlar alabilir. Benim tespit edebildiğim kadarıyla mücahitlerin, savaşı veren mücahitlerin hakları şöyle veya böyle garanti altına alınarak, ki bunun peygamberimizin tatbikatında örneği var, devlet bütün esirleri kendi tekeline alabilir ve tutabilir. Ancak tarihi dönemlerde devletin, İslami yapının esirleri barındıracağı kamplar, istihdam edeceği ekonomik imkanlar olmadığı, onların yiyecekleri, giyecekleri, sağlık problemleri karşılanacağı için mücahitlere tevzi zarureti vardır. Bugün de olabilir. Ancak devlet, asıl üzerinde duracağımız konu bakımından fark etmez, bu esirleri kendi yönetiminde tutabilir. Şimdi bu kadar bilgi verdikten sonra şu noktaya geçelim. İslam'ın temel edeplerinden biri emir bil maruf ve nehi anil münker göreviyle insanların İslam'la tanışması ve İslamlaştırılmasıdır. Karşılıksız bırakılabilir. Ama fidye almada ısrar da edilebilir. Burada yönetimler özgürdür karar almada. Şimdi fidyeyi kim verecek? Fidyeyi esirin kendisi verebilir. Varsa. Ailesi devreye girebilir, ödeyebilir. Vatandaşı bulunduğu devlet de ödeyebilir. Fakat bu üç kaynaktan hiç birinden bir hareket görülmezse ne olur? Ana soru bu. Kimse sahip çıkmıyor. Elde 10.000 tane esir var. Tekrar bir noktaya gelelim. Bunlar hür olarak doğmuş olan ahsen-i takvim üzere yaratılmış olan göklerin ve yerin kendileri için yaratıldığı insandır. Bunları ilelebet ne göleleştirebilirsiniz ki böyle bir uygulama yok, ne de uzun dönemler esarete tutabilirsiniz. Ne olacak Hoca Efendi? Olacağı şu: Yaradan'ın koyduğu iç mekanizmalar devreye girer. Bir. Ne diyor ona? Bir. Zekat. Biliyorsunuz zekat bir devlet vergisidir. Zekatı İslami yönetimler alır ve Kur'an-ı Kerim'in Tevbe suresinin 60. ayetinde belirlenen 8 mahalline verir. Bunun
Bunlardan bir tanesi, hatırlayın, nedir? Ve fir rikab fonudur. Yani esirlerin azat edilmesi fonu. Yani İslami toplum Yaradan'ın bir emri olarak bütçesinden belirli bir bölümü sahip olduğu bu esirlerin azat edilmesi için, ya elindeki esirlerin azadı için veya Müslümanlardan düşmanların eline geçen esirlerin kurtarılması için ayırır. Ve fir rikab. Bir. Başka? Şimdi bunlar toplumda bir problem. Bunlar yiyecek. Bunlar içecek. Bunlar yatacak. Kalkacak. Bunların hastalıklarında tedavileri yapılacak. Devlet veya şahıslar şu yola gidebilirler. Kur'an emri olarak veya esirlerden talep gelmesi halinde. Nur suresi ayet 33. Fekatibuhum in alimtum fihim hayra. Mesela esirlere devlet fikye olarak kişi başı 30 milyar der. Ya devletin kendisi veya esirdin kendisi der ki beni özgürleştirmem için bir sözleşme yapalım. Devlette veya tevzi edilen mücahit savaşçılara, kendilerine esirlerin tevzi edildiği kişilere, esir de teklif edebilir. Devlet veya kendisine tevzi edilen mücahit savaşçı da teklif getirebilir. Her iki teklifin makul olması koşuluyla kabul edilmesi zarureti vardır. Kabul etmeme diye bir konu yok. Çünkü fekatibuhum emirdir. Karinelerden soyutlanmış emirler vücub ifade eder. Şu, yani arkadaş sen esirsin. İlim adamı mısın, marangoz musun, terzi misin, efendim motorcu musun, her neysen 30 milyar fidyeni ödeyeceksin. Anlaşma yapılır, esir kendi başına bırakılır İslam toplumu içinde. Parasını bitirdiğinde ne olur? Özgürlüğüne kavuşur. Ne oldu? Bir zekat. O esirin dışında. İki, sözleşme akdi. Buna kitabet diyoruz. Hadislerde mükatep olarak geçer. Bu arize ve diğer kaynaklarla özel bir babı vardır bunun. İfk denilen özgürleştirme bölümü ve sözleşme yapma bölümü. Bu ikinci ilk mekanizmadır. Fakat ciddidir bu. Bir taraftan zekat, bir taraftan da bu kitabet akdi birkaç yıl içinde bu problemi çözer. Ama daha güçlüleri de var bir yönüyle. İslam toplumunda hata ile adam öldürmede, hata ile adam insan öldürülmesine neden olunduğunda, ölümüne neden olan kişinin varislerine bir diyet ödenmesi gerektiği gibi
Birden Müslüman esirin azadını Kur'an ilkeleştirmiştir. Nisa suresi ayet 92. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَأَ. Böyle başlar ve devamında وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُسْلِمَ mü'mine. Mü'min bir esirin azat edilmesi. Bu yasa. Kur'an yasası. Bir de kişilerin yeminlerini bozduklarında kefaret olarak yapabileceklerinden biri de esir azadidir.